Değerli genç kardeşlerim, biz sizin her türlü talebinizi ülkeye hizmet noktasında, ülkeyi ileriye götürmek noktasında her türlü talebinizi yerine getireceğiz. Bu bizim görevimiz, bu bizim boynumuzun borcu. Ne istiyorsanız, daha kaliteli eğitim için, bu ülkenin geleceğine, tarihini geçmişe taşımak için ne istiyorsanız biz bu talepleri hepsini yerine getireceğiz. Yurt ya da başka hizmet binaları, aklınıza ne geliyorsa, modern eğitim yöntemleri, modern eğitim araçları ne gerekiyorsa hepsini yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ama sizden de beklentimiz, biraz önce arkadaşlarımızın da Sayın Valimizin de ifade ettiği gibi, biz geçmişimizi, o mükemmel medeniyeti, gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz medeniyeti geleceğe sizlerle taşıyacağız. Sizler ne kadar kendinizi iyi yetiştirirseniz, bu milletin geçmişiyle bağınızı, inancıyla, manevi değerleriyle bağınızı ne kadar kuvvetli tutarsanız, bu ülke gerçekten geçmişte olduğu gibi yine olması gereken noktaya gelir. Olması gereken şekilde saygın dünya milletler topluluğu arasında saygın yerini alır ve dünyaya adalet dağıtmaya devam eder. Hiç kuşkumuz yok. Siz bu şuurda, bu bilinçte yürümeye devam edeceksiniz, yürümeye devam ediyorsunuz. Bizler de sizinle beraberiz. Havaalanı biliyorsunuz, Giresun'a bir havaalanı kazandırılması uzun yıllardan beri hep hayal ve hedefti. Ve çalışmalarımızın sonunda tamamlandı. İnşallah 22'sinde, bu ayın, Mayıs ayının 22'sinde Sayın Cumhurbaşkanımızın iştiraki, katılımı, teşrifleri ve Sayın Başbakanımızın katılımıyla açacağız inşallah. Artık Amerika'daki Yağlıdereli hemşehrilerimiz direkt olarak buraya gelecek, bu Giresun Havaalanı'na gelecekler ve oradan da buraya gelecekler. Artık Trabzon, Samsun gibi zaman kaybetmeyecekler. Hepinizi bekliyoruz değerli Yağlıdereli kardeşlerim. Bu önemli bir yatırım Giresun için. Hepimiz için önemli bir yatırım. 22 Mayıs'ta inşallah açılış töreni için bütün kardeşlerimizi hem bekliyoruz hem de davet ediyoruz bu vesileyle. Şimdiden hayırlı olsun. Yağlıdereli yatırımlarımız inşallah devam edecek. Ayın 14'ünde Milli Emniyet Müdürlüğümüzün binasının inşallah ihalesi yapılacak. Yine aynı şekilde ilçe tarım müdürlüğümüzün binasına başlayacağız. Ayrıca ıslah çalışmasını tamamına erdireceğiz inşallah. Onun da eksik kalan kısmını tamamlayacağız. O da son aşamaya geldi. Ve en önemli taleplerden bir tanesi Yağlıdere'nin kapalı spor salonu. Onu da gerekli görüşmelerini tamamladık. İnşallah kısa zamanda ihalesini yapacağız ve Yağlıdere'yi kapalı spor salonuna kavuşturacağız. Ben tekrar hepinize hayırlı cumalar diliyorum, hayırlı günler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun, geleceğiniz aydınlık olsun, tesisimiz hayırlı olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Binamız Yağlıdereli ilçemiz hayırlı olsun. Yağlıdereli ilçemiz gerçekten son yıllarda hem kamu yatırımları anlamında devletin katkıları hem belediyenin gayretleriyle gerçekten çağ atladı diyebiliriz. Şu andaki standartlarımız Amerika'daki standartları yakaladı. Ben geçen sene gittim Amerika'ya gördüm. Amerika'da bu standartlar yok. Bundan sonraki standartlarımız inşallah onun da üstüne çıkacak. Emeği geçenleri kutluyorum. Gerçekten kaymakamımızın, belediye başkanımızın dayanışmasıyla güzel işler oluyor. Biz de merkezden il genel meclis üyelerimizin katkılarıyla, özel idare hizmetlerle de güzel işler yaptık, yapacağız. Bütün bunlar Yağlıdere'mize helal olsun. Ananızın ak sütü gibi. Tabii gençlerimizden beklediğimiz, özellikle İmam Hatip gençliğinden beklediğimiz var. Bunları boşuna yapmıyoruz. Geleceği biz onların elindedir. Onlar bu emekleri inşallah boşa çıkarmayacaklar. Bu emeklerin helal olması için bunlar da alın teri dökecekler. Okullarını en iyi şekilde bitirecekler. İmam Hatip örnek neslinin, örnek gençliğini oluşturacaklar. Bu duygu düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun diliyorum efendim. Sağ olun. Vallahi gayet güzel yani tabii bizim dönemlerle kıyaslamak doğru değil yani ama gayet güzel. Son derece modern bir bina ve tüm ihtiyaçlar bir odada karşılanacak şekilde zannedilmiş banyosuyla vesairesiyle. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Tüm bunlar. Sağ olun. Hayırlı olsun.